Kahramanmaraş'tayız. Depremin üzerinden 12. 11. gün geçti, bitti. Artık 12. günün içindeyiz. Merkez üssü burasıydı, Kahramanmaraş'tı ve burayla özdeşleşen, sembolleşen sitenin hemen önünde bu yeni gerçekleştiriyoruz. Ebrar sitesi. Umutların tam bittiği bir noktada dün akşam saatlerinde Neslihan Kılıç buradan kurtuldu. O kurtarmayı gerçekleştiren ekiple birlikteyiz. Bir anlamda kahramanlarla birlikteyiz. Hemen onlara aslında mikrofonu bırakacağım. Çünkü o anı anlatmalarını isteyeceğim. Ama önce bu depremle özdeşleşen, sembolleşen site diyorum Ebrar sitesi için. Çünkü burası tuz buz oldu bu site. Pek çok cenaze çıktı. Canlı çıkartılanlar da oldu. Ama burası daha çok konuşulacak. Peki neden konuşulacak? Aslında önce onu bir öğrenmek istiyoruz. AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar. Önce onunla başlayacağız. Çünkü bu siteyi bize anlatacak. Bu sitenin özelliğini anlatacak. Çünkü farklı bir konumu var buranın, değil mi? Evet, aynen öyle. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diliyorum. Burası Kahramanmaraş Merkez, Ebrar Z sitesi ve yanında bulunan Selam sitesi. Deprem esnasında burada bir farklılık var. Selam apartmanıyla Ebrar Z birbirine karışarak çökmüş vaziyette. Dolayısıyla buranın krokisini çıkartmak ve çalışmalar bizim için bir tık daha zor oluyor. Çalışmalarımızda öncelikle enkazdaki ısı ölçümü yapıyoruz. Eğer canlı ibaresi alırsak dinleme yapıyoruz ve büyük bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün de bu şekilde, bugüne kadar da bu şekilde çalışmalarımız yürüdü. Ekskavatörlerin yanına arama kurtarma teknisyenlerimizi yerleştiriyoruz. Dıştan gözlemliyoruz. Etrafına arama kurtarma ekiplerimizi yerleştiriyoruz. Etrafından gözlem yapıyoruz ve operatörlerimize sürekli uyarılar vererek büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Enkazdan her canlı çıkan tüm arkadaşlarım ve benim yorgunluğumu alıyor, bizleri tazeliyor. İnşallah umudumuzu kaybetmedik. Daha çalışmaya devam edeceğiz. Ebrar Z ve Selam sitesindeki çalışmalarımız hızla devam edecek. Bırakmıyoruz da. Arkadaşlarım dün canlı buldular. Hepimizi tazeledi. Canlı çıkartan arkadaşlarımız burada. Söz onlara veriyorum. Şimdi bu Ebrar sitesinin özelliğini bir anlamda anlamaya çalıştık. İki blok birbirine karışarak yıkılmış durumda. Bu yüzden krokiyle ilerlemek çok zor. Ama dün bir mucizeye tanıklık ettik dedik. Kepçe operatörünün yanında AFAD'ın önemli bireyleri de yanda gözlemci olarak duruyorlar. Ve peki nasıl kurtardılar? Onu hemen alalım. Sizle başlayalım çünkü ilk siz gördünüz Neslihan Kılıç'ı. Ben gördüm. Ekskavatör makinesinin üstünde iki ekip arkadaşımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyorduk. Sakin bir şekilde. Daha sonra yaşam koridoru oluştu. İçeri girdiğimde Neslihan kardeşimiz uzanıyordu. Daha sonra yanına gittim ve nefes alıp kolunu hareket ettirdiğini gördüm. Daha sonra hemen sağlık ekiplerini çağırdık ve Neslihan kardeşimizi kurtardık. Antalya AFAD olarak mutluyuz, gururluyuz. Peki siz de o çalışmanın içindeydiniz? Biz buranın genel koordinatörlüğünü yapıyoruz. Ekibimdeki arkadaşlar gayet güzel ve dikkatli bir çalışma sürdürüyor. Genelde yatak odaların arkasında, mutfağın arkasında yatak odaları var. Mutfağa geçtikten sonra yatak odalarında hassas çalışma yapıyoruz zaten, elle çalışıyoruz. Yani çok gururluyuz, çok bizi ekstra motive ediyor. Söylenecek bir şey yok ya. Sizden de alalım duygularınızı çünkü biz dün yayınlar yaparken artık umutlar tükenmeye başladı diyorduk. Ve bir anda buradan Neslihan Kılıç'ın haberini aldık. Yani biz de beklemiyorduk aslında ama çalışmamızı çok dikkatli bir şekilde yaptık. İki kişi ekskavatörün başında, iki kişi de gözlemci olarak çalışıyoruz. Bir anda bir boşluk çıktı. Dikkatli bir şekilde Neslihan'a ulaştık. Bu şekilde alış yaptık yani. Peki. Şimdiye kadar buradan kaç kişi çıkartıldı? Böyle bir rakam verebiliyor muyuz? İstatistikleri bilmiyorum ama yani hala hazırda içeride bizim kayıtlarımızda 38-39 kişi gözüküyor. Onları bulmak için uğraşıyoruz. Bu Ebrar sitesini konuştuk Recep Bey'le ama siz nasıl burayı tanımlarsınız? Burası bir sembol, bir site haline gelir mi? Çünkü 7 blokta yıkılmış durumda anladığımız kadarıyla. Şimdi yıkılışları itibariyle de zor bir enkaz ama enkazın kendi içerisine baktığımızda ben 22 yıllık bir tecrübeye sahibim bu işin içerisinde.
Çok kötü bir enkaz. Yani tabiye kaldırımı yapamıyorsunuz. Beton kalitesi çok kötü, demirler çok kötü. Yani çalışılması zor bir enkaz. Şimdi yukarıda hala ekipler çalışıyorlar. Evet. Yine hassas dinleme yapılıyor anladığım kadarıyla. Gece iki kez yaptık. Ama bir ses alamadık. İnşallah yani tekrar dinleme yapacağız. Umutluyuz. Sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah bir can bir candır. Bulmaya çalışacağız. Genç arkadaşımıza da mikrofon uzatalım. Siz de dün yoğun çalıştınız. Evet. Biz aslında şöyle temenni etmek istiyorum. Neslihan Hanım'ın bir an önce iyileşip Antalya AFAD Müdürlüğümüze gelip bizi ziyaret etmesini en içten dileklerimle istiyorum. Dün neler hissettin o Neslihan Kılıç'ın yaşam emarelerini aldıktan sonra? Dün gerçekten bir mucizeydi. Yani benim için çok heyecanlandık. Ekip arkadaşlarım ve ben olmak üzere. Birden elini kaldırınca biz çok mutlu olduk, çok sevindik. Kendisi adına da, kendi adımız için de, ekibimiz için de. Gayet iyi çalıştık, kendisini çıkardık, sağ salim aldık. Sağlık durumu da iyi. Sağlık durumu iyi, evet. Sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktu. Kendisi konuşuyordu. Sorduğumuzda iyiyim şeklinde cevap verdi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Beklentimiz var mı canlı adına? İnşallah. Daima umut var. Daima umut var. Yarım saat önce kayıp yakınlarında bir şey vardı. Gece çalışması istemiyorlardı. Beraber bir toplantı yaptığımızda ben onlara her zaman umudun olduğunu söyledim ve yarım saat sonra Neslihan Hanım'ı sağ olarak çıkardık. Evet, harika bir haber. Umarım ve dilerim ki yeni bir can daha kurtulabilir. Her zaman buradan. Umut vardır. Hiçbir zaman umut bitmez. Biz son enkazın sonuna ulaşana kadar biz hep canlı var diye umut ederiz ve inşallah da öyle olacak. Kahramanmaraş'tayız. Kahramanlarla konuştuk. Neslihan Kılıç'ı kurtaran ekiple, AFAD ekibiyle konuştuk. Umut hiçbir zaman bitmez ifadesi herhalde son cümlemiz olabilir. Umudumuzu bizler de koruyoruz. Maraşlılar da koruyor. Buradaki çalışanlar da koruyor. Umarız buradan bir canlı daha çıkartabiliriz.